Hu ya sabbel gulub, medet ya arhamar rahimin, medet ya kemel ekremin, medet ya ilahel alemin. Destur ya Adem Safiullah, destur ya Nuh Şekurullah, destur ya İbrahim Halilullah, destur ya Musa Kerimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah, destur cümle Peygamber Anzam ve Resul-i Kiram Hazaratı, destur ya Sahibel Meydan, Zâen Lillâhil Fâtiha ve As-Salâtu. Müracaatımızı Allah'ın buyruğu gibi, buyurduğunun teferruata kaçmadan özünü ilticamızda beyan ediyoruz. Ayırt etmiyoruz birbirinden Peygamber Efendilerimizi. Hele hakaret Allah saklasın. Canım Peygamber'e de hakaret edin tabii. Şimdi onlar Peygamber değil, yürürlükten kalktı falan diyorlar. Ben büyük hakaret. Değil mi? Kimsin sen? Ne biliyorsun? Allah'ın buyruğunu okumuyor musun? Kim bu zulme iştirak ediyorsun? Rabb-i şirâh-ı sadr-ı ve yessir-i vehlul ukdeten-i lisân-i yefkâh-u kavli ve ifevvid-i emri-i Allah innallâhu vasirin billi ve sadâllâhu l-azîm. Vücuduyla mevcut sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, Hazreti Allah anlatıyor. Haşa. Bir beşer olarak. Esmasıyla zahir, ef'aliyle malum. Olan Rabb'ime hamdle başlarım. Hamd, aczimi itiraf ederek, hamd ederek. Bu naçiz sözlerime başlarım. Vazifem itibariyle söylüyorum. Ben peygamber değilim. Allah bizlerimi ayırmasın peygamber efendilerimizin. Ben varisi en son ahir zaman peygamberin verasetini taşıyorum. Biat bu abd-i acize edilir. Peygamber efendimize biat etmiş gibi kabul edilir Allah'ın buyruğu. Ben bunu anlatmak istiyorum. İstifade edin. Gücün var mı? Vallahi yok. Peygamber'in vallahi onun da gücü yok. Açık söylüyorum. Bakın iyi dinleyin. Benim şeyim yok. Allah izinden ayırmasın. Rabbim'in ihsan ettiği ahkam üzere yaşamak nasip etsin bizlere. Ama şahsi ben şunu yaparım. Allah'ın gücü olmadan hiç kimse muktedir değil buna. Derlerse inanmayın. Azarlayın da bunu. İkinci lahme dönüyorsun diye. Çünkü böyle böyle çokları helak oldu, felakete gittiler. Allah huzurlarına affetsin. Peygamberlerini ilahlaştırmakla davayı çürüttüler, bitirdiler. Onlar istisna yaratılmış. Evet, tabii. Hatta Allah'ın evliyaları, onların varisleri. Ve onlar da istisna. Niye? Kamil doğmuş, ehli hak doğmadan evvel anası. Anası doğmadan daha onlar kamil olarak. Fakat o kemalatı ilk etapta anlayamazlar. Sonra. Anlamaya başladılar. Peygamber Efendim çocukken anladı mı? Ama şimdi öyle konuşurlar ki diyemeyeceğim. Çünkü çoklar kabul edemez bunu. Tuhafına gider. Allah izinden ayırmasın. Evet. Zerre kadar izinden ayırmasın. Ama Allah'ın buyruğuna göre yaşamak nasip etsin. Peygamber Efendimiz Resulüdür, elçisidir. Ayırt etmeyin birbirinden. Bitti daha bitti. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Ayırt etmeyin birbirinden.
Onlar benim elçilerimdir, kulumdur, Resulümdür. Onlar da beşerdir, ilah değil. Benim bir parçam değil, haşa. Onun için kitap veren Uzadim Peygamber Efendilerimiz dahi ya Rabbi görmek istiyorum sen demiştir. Mesela Musa Aleyhisselam. Hı. Zatını görmek istiyorum. Ha zatı. Onu göremezsin ya Musa. Niye? Helal kılırsın. Senin aslın toprak. Ben seni cesedin topraktan alettim. Ama ruhundan ruh nefidim. Beni Adem'e. Bir daha işte. Ruhundan ruh nefettim. Daha ileri gidersek ezel yer vakta da bu davalar devam ediyordu ruhlar aleminde. Oralara girmeyeceğiz. Mesela Hazreti Mevlana için babası Sultan Lema Hazretleri için söylenir. Mutmain olmanız için bunları anlatmaktası bir iş yok. Tayyi mekandı Sultan Lema Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in babası. Bir de arkadaşı vardı Tay. Tay demek kat etme. Bir anda mesafeleri toplamak. Tayyi mekan. Evet, böyle şahsiyetlerde de görüştüm. Mesela Ladikli Ahmet Ağa vardı. Şimdi televizyonda veriyorlar Mefele'de. Hayatını anlatıyorlar. Efendim de hayattayken görüştük. Nasıl görüştük? Konya'ya gitmiştik. Konya'da Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin vazifesini götüren dişçi bir zat vardı. Ona misafir olduk. Şimdi Nakşiler bilmiyorum hepsi böyle midir? Hacı Sami Efendi Hazretleri büyük sattı. Allah şefaatinden ayrılsın. Ramazan oğullarından Adana. Elbirli Esad Efendi'ye müntesip halifesiydi. Çok mevzularını biliyorum çünkü garabetimiz vardı. Efendimle, efendim ona Rufai'den vazife ihsan etmiş. Hacı Sami Efendi Hazretleri de Nakşi'den ders vermiş. Mişmiş'le konuşmuyorum, şahit olduğum için konuşuyorum. Çünkü efendimin vefatından sonra ben Sami Efendi'yi ziyarete gittim. Dersimiz devam ediyor mu? Yani Nakşi'den aldığımız vazifeyi de götürebileceğiz mi? Diye sordum. Hayır dedi. Bak hayır diyor. O Mustafa Efendi ile aramızda idi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Onun için diyor muyum size Nakşi'den de vazife veriyorum? Hayır veriyorum. Efendim veriyordu. Onu dünya dinleyecek işte, dinlesinler. Ben kitapta da yazdım aynı şeyi. Evet. Ve çok dua etti bana. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük insan. Ve hizmetinde bulundum bir gece sabaha kadar. Efendim ayağına misafir geldi yine. Ankara'ya. Büyük insandı. Tahsili terbiyesi yerindeydi. Defteri kebir tutuyordu. Yani o da hani Karadeniz'in dediği gibi mesel satıyor da
Ağacı asıldır, başı kırmızıdır, cikcik eder diyor. Bilemiyorlar artık. Diyorum Trabzon'u diyor, söyleyeyim. Veriyorlar öyle anlamasa satılıyor. Eskiden yok bir şey yok, radyo yok, televizyon yok o zaman hiçbir şey yok. Ya bir şey gelecek, Mettah gelecek onu dinlemeye gidecek. O da parası olanlar, herkes gidemez. Efendim, Karagöz Hacivat oynatırlar, gölge oyunu falan. Onlar çok muteverdi ama şimdi oynatanlara gülüyorum, asabım bozuluyor. Evet bizim milli, yani milli olmasa mı? Neresinde bu? Şey gitti sallamak da. Bırak. Biraz medeniyete doğru yürü ya. İftihar ile niye kaçıyorsun? Artık bundan kimse oyalanmıyor bundan. Bırak. Dede düdüt hesabı. Biz de bir zamanlar tavukluğa girdik de Karagöz Hacivat oynayacağız diye geçtiğimizde tavuk bitleri de sardı mı bizi? Çoktan kullanılmayan bir tavukluğumuş. Ama o bitler ölmemiş, orada dururmuş. Affedersiniz. Temizliğinin arasından karayı seçtik. Hamamcı olduğunu söyledi. Ya. İşte bunlar artık eskinin hikayeleri. Bunları hürmetle anar, rica ederiz ama şimdi gel dediğin zaman canım zaman bu değil. Atam devrinde, izdolatın devrinde şimdi. Şimdi bugünün yaşantısına intibak edemiyorsan ne bahsediyorsun insanlığın içinden böyle? Baksana. Yok hala ben şöyle, ben öyle değilim atlayacağım. Hayır, hayır. Allah bugünü böyle halk etmiş. Onun için bu türlü yaşayanlar, yaşatmak isteyenler bu güzellikleri idrak edip milletinin de bu güzelliği yaşasın diyenler Allah için nasip etsin. Yani biz politikacı değiliz ama hayvan da değiliz affedersin. Müsaade edin de bu kadar konuşalım canım. Cevdet Demir çıktı, mertlik bozuldu demiş Köroğlu. Nereye ya? Hala mertlikten, yiğitlikten falan. İyi anladık. Allah ordumuza, milletimize zeval vermesin. Ordumuz öyle oyuncak değil. Allah işten razı getirsin. Rabbim naehlin şerrinden onları da korusun. Naehlin şerrinden. Çünkü tarih acı sayfalarla dolu. Anlatmak istemiyorum. Sizler de biliyorsunuz. Yakın tarihlerimizde acı sayfalarda dolu. Bu vatana hizmet edenler nereye gittiler? Hem bu millete varlığını kabul ettirip de ayak üzerine durduranlar nereye gittiler? Yani, politikacı değiliz ama insaf edin canım. Bu milletin evladıyız, ferdiyiz. Neyse. Allah bir daha o duruma düşürmesin bunu. Hani adalet artık aslan dediği adalet değil canım. Adalet Allah'ın adaleti. Hani aslan, tilki, kurt arkadaşlık yapmış da. Avlarımızı demiş toplayalım akşam. Hisselerimizi alalım. Toplamışlar. Ne avladılarsa. Kurda demiş ki aslan hadi bir taksim et bakayım. Adalet üzere. Kurt, şu parça senin ey hükümdar demiş, büyük bir parça. Şu da bendenizin, ufak bir şey kalmış, o da tilkinin demiş. Kurdun canı sıkılmış, bir pençe atmış burada, aslanın canı sıkılmış. Parça parça etmiş, adaletle yapmadı diye. Tilkiye demiş ki sen taksim et bakayım.
Eşi büyük parça akşam ekledersin. Çünkü ortayı bilmem öğlen yersin. Şimdi de sabah kahvaltı yaparsın. Ey hükümdar, sana bir şey yok mu? Benim lafım olur sizin yanınızda demiş. Lan adalet hükmetin. Neden öğrendin bu adaleti? Yerdeki yazıntıyı göstermiş. Buradan öğrendim demiş. Bu türlü adalet artık gülünç oluyor değil mi? Yani gülünç oluyor. Hala kurttan bir şey öğrenmeyelim biz. Aslanın diye payını almaya kalkışmasın. Hayır hayır. Millet eşittir. Akıl öğretmek değil. Allah işlerini rast getirsin. Hepsi vatanın evladı. Biz hepsine hürmetle karız. Ama hoşa giden var, gitmeyen var değil mi? Sonra biz ehl-i tarihiz diye çekilmiyoruz. Ne millete zararımız var, ne hükümete, ne devlete, ne ordumuza. Faydamız var zararımız. Biz Allah'ın buyruğuna göre yaşamaya çalışıyoruz. Bir tamam. Ve dünyayı da haykırıyor olduğunu çekimden. Biz bunu diyoruz. Ve bütün rejimlerden de teşekkür geliyor işte, alıyoruz. Yani ihtiyacımız yok bunların teşekkür ama varız, niye olmasın? Niye bilmesinler Ümmet-i Muhammed'in ne olduğunu? Niye düşman bilsinler hep? Düşman olarak mı yarattı Hazreti Allah Peygamber Efendimiz'i? Kim düşman olarak yarattı? Hristiyanla efendim Beni İsrail birbirini yedi. Allah öyle mi yarattı? Yok. Kendi acizlikleri. Başka bir şey değil. Kişi mümin olmadan cennete giremez buyurdu Peygamber Efendimiz. Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Öyle mi olduk? Kitabımız Hazreti Kur'an diyoruz. Ahkamınca yaşamıyoruz. Sonra affedersiniz ben alim değilim. Baştakiler, hocaefendilerimiz gibi Allah ilimlerini âli kılsın. Ama dinimi, imanımı, Rabbimi biliyorum. Peygamberimi biliyorum. Bütün peygamber efendilerimize hürmetim. Sonsuz. Allah'ın elçisi. Emri ilahi böyle olduğu için. Şeriatıyla yükümlü olduğunuz Peygamberimiz Efendimiz'in izinde gitmeye çalışıyorum. Hiç noksanlık yapmadan gitmeye çalışıyorum. Ama noksanım tabii. Allah kusurumuzu affetsin. Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz denilmiş. Eğer noksanlığını bilmiyorsa irfaniyetle alakan yok. Biz noksanlığımızla insanız, insan oluyoruz. Ademlikten kurtuluyoruz. İnsan olmak da yetmiyor. Ve tevasa bir hak, ve tevasa bir sabır olmadıkça. Değil mi? Şimdi vel asre bismillahirrahmanirrahim. Vel asre innen insan eler fi husrin. Asra yemin eder ki insan husrandadır diyor Hazreti Allah. İnsan husrandadır. Ne demek insan? İnsan anlatıyor işte Hazreti Allah. Peygamber Efendimiz de insan anlatıyor. Nasıl olur insan? Ademlikten nasıl kurtulursun? Adem yok demektir. İnsan olmayan amca, işte sizlersiniz insan olmayan. Yani yağcılık yapmıyorum. Ehl-i tasavvuf, ehl-i tarik, sufa ehlinin devamı, ehl-i sufanın devamı. Biz size bir şeriat, bir de tarikat verdik, tarik verdik, yol gösterdik hitabına. Uyumlu.
Kitap sünnet icma kıyası kaideyle şeriye uyumlu yaşayan insan. Kitap sünnet icma hatta kıyası fıkha. Bulamazsak fıkhanın kıyasına bakarız. Mezhebimiz var. Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli neyse. Meşrebimiz var. Nedir Hanefi? Bütün ehli tarik 12 tarik vardır temel olarak. Kolları vardır. 12 tarihin 12'si de Alevi meşreptir. Ene medinet Ali Vavva. Hükmüne göre oradan girmiştir. Ben ilim şehriyim, Ali Kapısı'dır. Oradan girin ilim isteyen. Şah-ı velayet. Onun için Şah-ı velayet Hazreti Ali Keram'la başlar. İnşallah Alevi kardeşlerimiz yorumlar. Öyle. Nasıl yaparsa yapsın kardeşimiz inşallah gerçeği onlar da idrak eder. Eder derken kimi kastediyorsun? Hazreti Ali Kerimullah ve Şefendimiz, Ehl-i Beyt, Evlad-ı Resul, Ali Beyt'i kastediyorum. Onları nasıl yaşattılarsa öyle yaşayalım. Değil mi? Kendinizden başa bir şey çıkardın. Olur. Zevk vardır, olur. Ben şöyle derim, zevk alırım. Olur, güzel. Ama bir de işte İslam'ın şartı deyip de hata işledikleri gibi şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri var. Savun, sadat, haccı, zekat, kelime-i şehadet. Temel ibadet bunlar. Şeriat-ı Muhammed'de başka şeriatlardan bahsediyoruz. Allah işleri nasıl geçsin? Onları inkar edersek İmansız oluyoruz. Evet. Bir Beni İsrail, Beni Nasara hangisi olursa olsun inançlarını tahmin edemezsin. Kitabına dil uzatamazsın. Peygamberine dil uzatamazsın. Yaşayanlara dil uzatamazsın. Havrasına, kilitesine dil uzatamazsın. İnşallah bunu anlatacak ulema. Oraya doğru gidiyoruz ama geç kalıyorlar. Geç! Evet. Geç kalıyorlar. Günaha giriyorlar. Sonra yani baştan anlattığımız kurt, aslan, tilki hesabına mı döndürecekler bu işi? Hep böyle mi yaşayacağız? Hep korkarak mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Adaleti kurttan mı öğreneceğiz? Kurdun galibinden mi öğreneceğiz adaleti? Yok. Evet. Artık dünya buna doğru gidiyor. Biz öncüye yakışır önderliğe. Bizden bekliyorlar her şeyi. Bakın. Rezil Cumhur, Amerikan Rezil Cumhur ilk geldi. Türkiye'ye geldi. Niye? Bu işler böyle düzelsin diye geldi. Nasıl geldi? Geldi Allah. İşi nasıl gitsin? Evet. Efendim o Hristiyan. İşte kendi Hüseyin'in ismi ama babası bir misin? Ya ne olursa olsun bizim kardeşimiz hepsi. Sen nasıl ayırt ediyorsun bunu? Hala akıllanmadın mı? Nereye gidiyorsun? Ondan sonra kahramanlıktan hiç geri durmuyoruz. Yazıfayı ver gelme, yarhan ve gali abi duruyorum mesela. Anlamsız yere niçin düşmanlıklar? Niye? Anlamsız diyorum ben. Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor. Hazreti Allah böyle buyuruyor. Mümin olamazsınız diyor birbirinizi sevmedikçe. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Mümin olmadınız da cennete giremezsiniz. Evet. Mümin olmadan da cennete giremezsiniz. Hala ısrar mı edeceğiz? Kur'an'ı okuyalım lütfen.
Manasını içimde sindirerek okuyalım. Kur'an'ın başından başlayalım. Bir kere Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den girelim. Alemlerin Rabbi olan Allah, Hazreti Allah, hamdolsun alemlerin 18 bin alemin Rabbi Hazreti Allah. İlk. Sadece senin değil. Sen iltimas sen yaratın. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Allah'a yaklıyor mu? İltimas etmiş. Şilan oğlunu çın atmış. Şilan oğlunu ayyuka çıkarmış. Niye? Onda ne var? Onda ne var? Yaratan ayrı mı onu? Değil mi? Yani akıllı mantıklı geçenlere de diyorum. Lütfen artık kendine gelin. Felsefeyi bırakın. Yalnız felsefeyle din yaşanmaz. Felsefe maddiyatın yenine boyuna derinliğine boyutlanır. Girmesi için başka bir şey değil. Bırak bunu, hayvan da yapıyor yerine göre. O da işine gelecek şekilde her şeyi biliyor. Kuşun bildiğini sen bilmezsin. Bilmem neyi bildiğini sen bilmezsin. O da senin bildiğini bilmez. Ama işine geliyor, biliyor onu işine geleni. Aynel yakin, hakkel yakin. Tasavvuf. Aynel yakin görerek. Görerek dost cemali gider illallah diyenler. Görerek. Diyorlardı ki Antalya şöyle böyle. Hayalimizde canlandırıyorduk. İlmel yakin o. Geldik Antalya'yı gördük. Aynel yakin oldu. Bir de bizim göremeyeceğimiz Allah'ın sırları. Hakkal yakin. Tasavvuf. Neydi o göremeyeceğin? Allah-u Teala'nın buyurduğu ruhumdan ruh nefrettim beni Adem'e. Üfürdüm. Neyi üfürdüm? Subut sıfatlarından üfürdüm. Subut sıfatlarımı beni Adem'e verdim. Hiç mahlukata vermediğim subut sıfatlarını beni Adem'e ihsan ettim. Yeryüzünde çünkü halifemi yaratacağım. Hitabinin tecellisi beni Adem. Subut sıfatları. Zati sıfatlarına yaklaşma. Zatına olsun. Tasavvuf gerçeği yaşayanlar bunların şahitleridir. Evet. Bunlar Peygamber Efendimiz'in varisleri olduğu gibi evet şahitleridir. Kıyamete kadar bakidir. Yeryüzünde kaybolmaz bunlar. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Azim içinde evliya diye bahsediyor. Dost maskeli değil mi? Olur. Zevke gelmişsin, haklısın demişsin. Allah çıkmış, evliya diyeceksin. Evliya ise evliya diyeceksin. Alâ inne evliya Allah, lâ hafun aleyhim ve lehum yahsanûn sallallahu aleyhi ve sellem. Evliyama korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar takvaya ermiş kişilerdir diyor, takva. İyi anlayın, takva, vera. Takva ehlidir onlar, daha incelikleri göreceksin onlarla. Benim emir buyurduğumun güzelliklerini orada müşahede edeceksin. Onun için bakın şöyle buyuruyor Hazreti Allah. Siz ey iman edenler, iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri evliya edinmeyin. Evliya değil zaten onlar da, siz evliya ediniyorsunuz. Hakkınızda daha açık delil mi vermek istiyorsunuz küfrünüze? Başka arama yolu yok diyor. Eğer bir kafire evliya edindiysen bittin. Senin hiç defterine bakmaya bile lüzum yok. İyi anlayalım. Bakın zaman bu artık. Gargaraya getirmeyelim işi.
Dünyaya hitap ediyorum işte. Biz, Allah razı olsun arkadaşlar. İnternete veriyorlar her sohbetimi. Dünya dinliyor. Ve dünya kardeşlerimize hitap ediyoruz. Gelin Allah'ın varlığına, birliğine halel getirmeyelim. Peygamber Efendimiz'in elçileridir, Allah'ın elçileridir. Onların izinde yürüyeceğiz. Hürmetle kusur etmeyelim. Onlara gönderilen kitaplara dil uzatmayalım. Suhuflara dil uzatmayalım. Birbirinden ayırt etmeyelim. Ama şeriatıyla hüküm olduğun peygamberin izinde gideceksin. Bu kadar. Nedir bu düşmanlık? Niye yiyoruz birbirimizi? Ben İsa ben yasalaydı benim ümmetim abi. Vakit geldi geçiyor. Ey dünya. Ey kardeşlerim. Kendimize geldim. Lütfen. Sonra rezil oluruz Allah'ın huzurunda. Dünyada da Allah'ın huzurundayız ama ey yevmül mahşer her şey açık. Bariz görecek. İmtihan geldin, bittin işte. Kalbinden alacaksın. Ne işlediysen zerre kadar noksanlık görmeyeceksin. Oku kitabını dönecek. Evet. Yani korkutmak için anlatmıyoruz bunları. Kendimize gelin. Ne kadar yaşarsan yaşa. 90 yaşıma geldim daha dün doğmuş gibiyim. İstersen 200 yaşa. Allah Allah. Nedir yani? Ebedi hayatın karşısında bu tahtetli ömür nedir? Buna kendini kaptırmışsın da ebedi hayatını hiçe sayıyorsun. Allah bu imkanı vermiş de elinden kaçırıyorsun. Bu ne cehalettir? Evet, hala Allah'la cidelleşen insanlar var. Allah'la cidelleşiyor. Peygamber tanımıyor. Nefsinin esir olmuş. Allah bana bunu vermiş de hürriyetim yok benimle diyor. Niye göstermeyeyim kendimi diyor. Neredeyse hamamla peştaması çıkacak gibi çıkacak. Yani affedersiniz şey etmiyorum da. Biraz ne olur yarını düşünemiyor muyuz? Hep bunun için mi yaratıldık biz? Bu dünya için mi? Bir daha beni Adem gibi var mı? Bir göster. Hiç mahlukatı yaratmamış beni Adem gibi. Tek tifada tabi tutmamış onları. Onlar geldiler toprak olacaklar sonra. Bitecek. Cennet cehennem onlar için değil. Senin için. Niye yarattı? Seni ihya olsun diye. Bilaysız ya. Ölü öldür, ölüm öldürülecek. Yevmül mahşerde ölüm yok. Ebedi hayat başlıyor. Niçin oraya bir kerpiç olsun koymuyorsun? Elinde söyledin. Sana bırakmış. Nasıl korudun bu kerpiçi? Ha. Peygamberin getirdiği şeriata tabi ol. Başka peygamber efendilerimize ve tabi olana dil uzatma. Âmentü billâhi ve melâketi ve kütübî ve rasûlihî ve bilgader hayrihî ve şerrihî minallâhu teâlâ vel vâsul vâdel mevt hakkına şeytan la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdû ve rasûlü. İmanın şartı diyor Hazreti Allah. Kur'an-ı Azimüşşan'da İmam Maturidî Hazretleri, İmam Hasan-ı Elbeşşari Hazretleri bu ahkamı çıkarmışlar Kur'an'dan. İmanın şartı. Bunu aynen tatbik eden ayet olmaz mı? Ne kadar bir şey. Âmenel Resulü bimâ zileyhim rabbi vel mu'minun küllün âmene billahi ve melâketi ve kütübü ve Resulü la neferrugu beyni aheden min Resulü ve gâlu semînâ ve etânâ gufrâneke rabbena ve eleyke nasıl? Damat et. Rica ediyorum. Ben niye rica edeyim size? Toparlanıyoruz diyorum yani. Evet, yazık etmeyelim kendimize. Bakın, şu imkan Allah'ın rahmeti değil mi? Başka bir şey mi? Niçin geldiniz buraya?
Niçin mesaiyeden sarf ediyorsunuz? Ben düzenli alabilmeyen bir insanım. Allah size lisan etsin. Hayatım benim. İyi bilirler eski ihvanlarım. Tanıyorlar. Sanat hayatımı da bilirler. Sanatkardım. İsim yapmış sanatkardım. Ankara gibi yerde, hükümet merkezinde. Alnımın terine sıyırdım yedim. Minnet etmedim kimseye. Zengin ananın babanın evladıyım. Ama buna rağmen Rabbim öyle bir his verdi ki bana, işte sadır, ilmi sadır. Durdurmadı beni. Ben marangoz olacak bir insan, haşa, bir varlıkla söylemiyorum da. Çünkü bütün sülale benim aleyhime ne yapıyorsunuz diye. Acı mektuplar yazdılar anama babama. Bir evladınızı, bir tek olan çocuklar. Bir evladınızı nasıl verdiniz marangozda? Onlar görmedi ki. Ben razı. Elhamdülillah. Amma hamd ediyorum. Evet. Sizler de mutmain olun diye anlatıyorum bunları. Yoksa her gün var benim eski hayatım şöyleydi, öyleydi. Haşa bir varlık. Allah'a mahsus varlık. Peygamber Efendim de varlıktan bahsedemez. Bakın iyi anlayış kelamı. Peygamber Efendim de varlıktan bahsedemez diyor. Allah'ın rahmeti hepsinin. Allah'ın kuludur, Resulüdür. Elçisidir. Peygamber Efendim. Ayırt etmeyin birbirinden. Emliyet tabiiz biz. Yok ben peygamber oğlu değilim. Gerisi hepsi. Olmadı. Allah'ın emrine muti değilsin sen. Ha. İşine gelmiyor o kavmin yaşantısı. Olur. Teşkil mesai etmezsin. O senin bileceğin şey. Kapını açmazsın. İcab ederse harp edersin. Harp edersen, icap edersen, eğer tecavüz ediyorsan, bunları vermiş, cihat işte onun için. Ama niye dil uzatıyorsun peygamberi, efendilerimize? Uzatmayın dediği halde, bilirsin. Niçin efendim kitaplarına hakaret ediyorsun? Niçin mescitlerine, efendim, havralarını, kiliselerini taan ediyorsun? Orada bizim zikrimiz oluyor buyuruyor Hazreti Allah. Biz koruyoruz oraları. Mescitleri, kiliseleri, havraları. Açık söylüyor Hazreti Allah. Orada bizim zikrimiz oluyor. Hürmet göster. Ben bunu 40-50 senedir anlatıyorum bilmiyorum yani. Epey oldu. Efendim. Tekrar ettim belki de yine tekrarında fayda var. Antakya'dan kiliseler müfettişi imiş, zat geldi. Görüşmek istemiş, Ankara'dayım. Buyur. Görüştük uzun zaman ya. Ayrılığımız, kaydılığımız yok kardeşim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatsızca gidiyorsun. O bir Musa Aleyhisselam işareti, Harun Aleyhisselam işareti, Davud Aleyhisselam işareti. Biz Muhammed Aleyhisselam işareti yaşıyoruz. Kardeşiz. Ama yaşamıyorsan, sen Allah'ı kabul etmiyorsan, Peygamber'in kabul etmiyor, yaklaştırdıysan, orada yok ben. Vay be. O bilgine iştirak etmiyor mu? Yoksa senin aslın mı? Ama ben diyoruz, tamam Allah benim ne diyor bundan? Ekütü bir Resulü. Hiç ayırt etmeyi birbirinden diyoruz. Bunlar Allah'ın kulu Resulü'dür. Hepsi haklı gerçektir. Peki niye bu öyleyse bu düşmanlık nereden çıkıyor? Ben de ona şaşırdım demiş. Adamın birisi susuz kalmıştı. Bostan tarlasına gitmiş. Gece
Ha hocayı rahmetullahi dediler. İftira da tabii hocaya da bunlar. Artık esir olsun diye biz de anlatıyoruz. Yoksa hoca bana dert yandı. Hepsi bana iftira dedi. Vallahi ben bunların bir şey yapmadım. Zavaya kadar sohbet ettik hocama dedi. Bana bir fıkra anlattı. Güle güle uyandım, unutturdu Hazreti Allah'ı. Aklıma gelseydi anlatırdım, bilmiyorum. Çok fıkralarını bilirim hoca efendi. Evliyullah'tandı. Sana da gülünsün diye şeyhinin bedduası olmuştu. Nesim Hazretleri'nin denisi yüzüsün dedi. Sağ olun. Neyse oraya girmeyelim. Yani Hazreti Allah'ı fıkralarıyla anlatıyor hoca. Fıkralarıyla anlatıyor nizam-ı alemi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve iyi insan. O da esprime de lazım. İşte bostan tanasa girmiş, susuz kalmış, içi yanmış. İşte bazen de yolunu şeye koymuş, güya harbiye koymuş. İftira ediyor mu ya? Hırsızlık yapar mı? Allah'ın evliyası. Adam gelmiş üstüne, ne yapıyorsun demiş. Bakmış iş gitti, karıştı. Bir rüzgar esti beni buraya attı demiş. Kim yolladı bunları? İşte elime yapıştığım koptu demiş. Bu herbiye kim koydu? Öyle ya. Rüzgarda koymaz ya herbenin gözüne. Vallahi ben de onu düşünüyorum demiş. Şimdi dediği gibi biz de nasıl geldik bugün? Düşünüyoruz yani. Düşünelim. Düşünelim de yeter artık. Yeter artık şimdi. Ne düşünüyor sandık ya? Hoca efendilerimizden rica ediyoruz. İlim sahiplerinden. Efendim, Diyanet İşleri Riyasetinden. Yakışıyor onlara. Düzeltsinler Allah aşkına. Bu kadar etmiyoruz. Sen kimsin bize akıl veriyorsun? Bilmiyorum. Kimsin kim? Düzelt. Çünkü yazdığım kitaplardan da gönderdiklerim oldu. Müşavire heyetine. Kafanın üzerine yazdım. Bir din gelince diğer din iddia olmaz. Yapmayın. Herhangi bir Peygamber Efendimiz'e bir şeriat geldiyse o şeriatı da yaşayanlar mümindir, müttakidir, ittika sahibidir. Müslüman olunca hepsi Müslüman zaten. Müslüman'dan başka din yok ki. İslam'dan başka yok. Adam Safiullah'tan kıyamete kadar tek din var İslam. Hiçbir Peygamber Efendimiz din getirmediler. Hangi Peygamber Efendimiz din getirdiyse gösterin ya. Tövbe istiğfar edelim, oturalım. Din İslam. Umumi din İslam. Adem Safiullah'tan kıyamete kadar din İslam. Nasıl olur İslam? Allah var diye Müslüman. Şanlı şeriatı tabi olursa olsun. İsterse olmasın. Allah var diyor mu? Müslüman. Allah buyuruyor. Şöyle Habibim Bedevilere. Bedevi. Hiçbir şey bilmiyor. Çölde yetişmiş. İman ettik demesinler. Daha iman kalplerine yerleşmedi. Müslüman olduk desinler. İslam'a girdik desinler. Ne zaman ki peygamberini kabul eder, kitabını kabul eder, onun ahkamı yaşarsa o zaman Müslüman olur. O zaman şey bu. Mümin, müttaki, ittika sahibi. Yoksa Müslüman. Allah var diyor Müslüman. Bir sefer öyle olsun. Bunu anlatsınlar mı dünyaya? Ne İslam'a çekiyor? Bugün ben İsrail'de, Kur'an-ı Azimşan'da diyor biz Müslümanız. Ben İnasara'da diyor biz Müslümanız. Müslümanlarız. Peygamber Efendimiz'e ben din getirdim demiyor ki. Atam İbrahim'in dini üzere geldim. Onun dini halifti. Onun dini gerçekti. Hanif. Musluk. Menba. Kaynak. Eskiden musluklara hanif derlerdi. Eskiler bilir. Onun için
İşte Allah'ın buyruğu. Âmentü billahi ve Allah'ın varlığına inanacaksın. Allah'ın varlığına inanmadan istediğin kadar şunu sev, şunu sev, şunu sev. Allah'a inanacaksın. Varlığına inanacaksın. Evvela. Ama ben bilmiyorum nasıl. Onu öğreneceksin. Zat-ı sıfatlarına girmemek suretiyle subut sıfatlarını sana ihsan etmiş. Subut sıfatlarının bütün tecellisini nefsinde gördüğün zaman gerçek şahit olacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah. Hakkın olsa bağır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sen Muhammed diyorsun. Musa Aleyhisselam'a mesela iman edenler, Musa Aleyhisselam'a iman ettiler, getirdiğine inandılar. Efendim, Allah'ın buyruğu diye şunu. İşte sen yaşamasınlar, sen ilgilendiren bir şey. Sen oraya uzatamazsın İsa Aleyhisselam'cı. Yok Allah'ın olayım dedi. Allah'ın olayım dediyse hesabı o verecek. Biz soracağız diyor Kur'an-ı Zülşan'da. Hazreti Allah buyuruyor, biz İsa'ya soracağız, sen mi dedin Allah'ın oğluyum diye. Şahitli gelir demedi diyor Hazreti Allah, demedi işte. Uydurma. Sonra İsa Aleyhisselam yeniden gelecek. Şimdi şahit olarak oturuyorum fakir burada. İşte geçenlerde arkadaşım birisinden mektup göndermiş. İsa Aleyhisselam mana da görmüş. Ya Galip Efendi çok selam söyle. Ne güzel anlatıyor benim bir daha gelmeyeceğimi. Ya tabii güzel. Yapacağın gelsek. Bütün Peygamber Efendimiz gelse ne yapacak? Allah'ın yoluna. Uyan ey ümmeti Muhammed, ey insanlar. Yani niye Peygamber'i ilahlaştırıyorsun ya? Onlar Allah'ın emrini tebliğeme vurdu. Allah izlerinden ayırmasın. Bir güçleri yok seni. Alıp da şuraya koyacak. Ya Fatıma kalk. Baban peygamber dediği ihmal etme. Namazını kıl. Rabbim ihsan etmezse ben bir şey yapamam. Tabii yapamaz. Ya açık konuşuyorum bunu. Cesaretle konuşuyorum. Ne güzel anlatıyor Galip Efendi. Benim gelmeyeceğim. Selam söyleyin ona. Selam olsun diyor. İsa Aleyhisselam. Evet. Ben de sonsuz selam ediyorum cümlesine. Hep zaten bütün konuşmalarımı başlarken bu ya tabi bu medet ya Rabbim, medet ya Ekrem İkrem, medet ya İlahel Alemin, destur ya Adem Safiullah, destur ya Nuh Şekirullah, destur ya İbrahim Halilullah, destur ya Musa Kerimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah diye başladım. Cümle Peygamber aldım. İzam ve Hazreti Allah'ım. Kâfesinin ruhuna Bilal-i Fatiha ederim. Başladım. Sen kimsin? Sen kimsin deyince açık söylüyorum. 90 yaşında. Bu abdi aciz. Elimi emeğiyle geçindim. Hala öyle geçiniyorum. Kimseye muhtaç değilim. Rabbim muhtaç etmesin. Efendim. Ben veraset taşıyorum. Hazreti Allah'ın ihsan eylediği Peygamber Efendimiz'in varisiyim. İster kabul et, ister etme. Ben ilgilendiren bir şeyim. Benim tebliğ ediyorum size. Bana biat edenler Peygamber Efendimiz'e biat etti, etmiş hükmünde. Diyorum ya, ben bu düzenbazlar, sahtekarlar, çocukluğumda bir şey diyorum. Beni Rabbim böyle ihsan etti. İstifa edin yavrum. Benden mi? Hayır. Allah'ın mutlu rahmetini istifa edin. Ne benim gücüm var, ne Peygamberim, ne Efendimiz'in gücü var, ne Peygamber Efendimiz'in gücü var. Ama elçisidir Allah'ın. Bizim önderimiz hepsi. Allah üzerinden ayırmasın. İlah değil. İlah değil, gücü de yok. Amcasını ateşten kurtaracak güce sahip değil. Peygamber Efendimiz. İleriye gitmeye lüzum yok. Amcalarının. Onun için iyi anlayalım.
Allah'tan başka ilah yok. İlla Allah var. Allah'ın zati sıfatlarına yaklaşma. O zatını mahsustur. Senin orada tahammül edeceğin bir mevzu yok. Yanarsın, cahil cahil yanarsın. Pir Efendimiz ne buyuruyor? Seyyid Ahmet Erkevi Ruhi Hazretleri, Allah'a yokluk kapısından dahil oldum. Yokluk kapısı. O kapı Allah'a mahsus. Haşa, yokluk bize mahsus. Allah'a değil. O kapıdan gir işte, aklın varsa. Allah'ın sıfatlarını kendine mal ederek hiçbir yere varamazsın, rezil olursun. Sen ilah değilsin. Allah'ın aciz kulundan başka bir şey değilsin. Peygamber Efendimiz ne dedi? Onun için peygamber yarıştıran insanlara gülüyorum. Artık yeter diyorum ben. Bütün dünyaya hekliyorum. Allah'ı bilin, peygamber yarışına girmeyin. Peygamber Efendimiz Allah'ın kuludur, Resulüdür. Rabbim üzerine ayırması. Hepsi muteberdir. Hepsi hepimizin peygamberidir. Ayırt etmeyin birbirine diyor. Bitti. Bugün buna daha çok muhtacız. İşte açılım, maçılım, dürülüm neyse. Efendim. Bu. Evvela buradan başlayacaklardı. Neyse. Oradan başladı, buradan başladı. Allah işler nasıl yetişsin. Evet. Kardeş olacağız inşallah. Ya. Buna muhtaç. 40 sene, 40 gün kadar gelmeyecek işte o güne gidiyoruz. Sen ben düşmanlığı olmazsa ne de dünya güzelliğine doyulur mu? Ama yok işte dünyanın ömrü. Allah biliyor ne kadar. Allah biliyor. Onun için kardeşim, bizler Muhammedi olarak temel ibadet tarzlarına dikkat edeceğiz. Temel ibadet nelerdir? Savm-ı salat, hacc-ı zekat, kelime-i şehadet. Savm-ı salat, malum, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, malın kırkta birini havarici asiyesinden mada. Namazda sıkıldın, onu da Kur'an'dan göreceğiz. 12 farz. 12 farz, 11'e düşürme. Emrilahi mi? Altısı içinde, altısı dışında. Yani namaza girmeden evvelki farzlar, namazın içindeki farzlar. Hadesten taharet, necasetten taharet, setir avret, istikbali kıble, vakit niyet. Bunlara riayet etmeden namazda duramazsın. Namazın içindeki farzlara geldi miydi? Kıyam, kıraat, rükû, sucud. Kaide-i ahire teşehhüd miktarı durduktan sonra sonunda. İhtiyarla namazdan çıkmam. 6-6, 12. 12 farz. Bu farzları 11'e düşüremezsin. Ha namaz 5 vakit. Şey, 3 vakiti yok, 2 vakit. Onlar yine hacette bırak, karıştırma. Ümmet-i Muhammed'in kafasını niye karıştırıyorsun? Nereden öğrendin bunları? Amanın. Efendim, haçtaki mevzuları getiriyorsun 5 vakit zamanı. Hatta Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor Hazreti Allah. Fazladan namaz kıl, gece namazı kıl Habibim. Fazladan namaz, teheccüd. Ey virgüsüne ömrüne Muhammed, gecenin nısfında kalk. Kalkamıyorsan leylinde kalk. O saatte kalkanlar seninle beraber durur dedi, müjdeler var. Ne kıl? Teheccüd. Fazladan namaz. 5 vaktin 6'ya çıkarıyorsun. İyi dikkat et. 2 rekattan 12 rekata kadar kılabilirsin. Üzerinde kaza varsa kaza namazı kılarsın. Hem borcuna kurtulursun hem de teheccüdün sevabını alırsın. Ey derviş, yolunuzun bunları unutmayın. Yol bu. Yoksa
Ya Rabbim Gafur Rahim'dir. Öyle. Dangıl dongur, ondan sonra ondan da dangıl dongur. Barışına gelmişim, tarhanaşına bulgulaşım demiş. Sen Allah'a nasıl bakarsan Allah sen Kore'ye bakar demiş. Sen nasıl bakarsın? Allah senden korktun ama bir şey yapmasın. Bu kulum ortalığı karıştırmasın diye. Öyle mi? Onun için ömürler çıkardı. Sen ıslahatın için salak. Sizi tenzih ediyorum. Dinleyenin inananları da tenzih ederim. Ama imansızlara söylüyorum açıktan. Yazık. Yazık etmeyin kendinize. Yazık etmeyin. İki günlük ömre aldanıp da efendim ebedi hayatınızı hiçe saymayın. Sen diğer mahlukat gibi değilsin. Diğer mahlukatı örnek alma kendine. Sen içinden yaratılmışsın. Yeryüzüne yaratacağım, halifemi yaratacağım hitabının tecellisisin sen. Adem'e ruhundan ruh nefrettim. Üfürdüm hitabına vasıl olan. Bahtiyarsın sen. Bütün mahlukatın fevkine yaratılmışsın. Senin taşıdığın nur kimsede yok. Akılsız miras yediler gibi olma. Az yaşa çok yaşa. Akıbet gelecek başa. Yani maksadım korkmak değil. Allah'ı sevdirmek. Allah'ı sevmeye çalış. Peygamberin getirdiği ahkama uymadan Allah'ı biliyorum demek iddiasına kalkacamazsın. Neyi bileceksin? Allah'ın buyruğunu bilerek bileceksin Allah'ı. Allah'ın buyruğunu bilmeden Allah'ı neyi bileceksin? Ben hissediyorum. Hissedersin. Hissetmek yetmiyor. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. O da eserinde görülür. Sen Allah'ı biliyorsun diyorsun, emirlerine hiç riayet etmiyorsun. Nasıl bilgi bu? Şarlatanlık yapıyorsun. Kandırma. El-Fatiha.